teklifin anayasaya açık aykırı olduğu, yaşam hakkını savunmadığı çok ortada. O yüzden Anayasa Mahkemesi'yle ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız çalışacaklar. Özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulunarak halk sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından da çok büyük bir risk alındı. Hepsini birden değerlendirip Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceğiz. 4,5 yıldır bizim bütün başvurularımızda Anayasa Mahkemesi önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz. Ben özellikle tabii buna itiraz eden herkese, muhalefet milletvekillerine, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çok teşekkür ediyorum. Çok yaşanmayan bir şey olacak. Şimdi biz sabah 4'te bir kapalı grup toplantısı yapacağız. Grubumuz 2,5 aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunuyorlar, yanlışlara engel oluyorlar. Bu yasada eğer Cumhuriyet Halk Partisi grubunun, grup başkan vekillerinin, yönetiminin ve tüm milletvekillerimizin üstün gayretleri ve kararlılığı olmasaydı ötenazi geçip gitmişti. Buradaki muhalefet toplumsal duyarlılıkla birleşti. Bir sürü geri adım oldu. Yasanın bütünü yine çok tehlikeli ama ilk geldiği hal doğrudan katliam yasasıydı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani sen bu işi çözemezsen cezalısın, gel katliam yap çağrısına elbette direnecekler ve asla bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Ama bizim belediyelerimiz kendi üzerlerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra yapmaya devam edecekler.